restorana satacağız. Bir şey çıkmadı. Ben restorandayım. Mahsun. Mahsun. Balıkhaneye mi gidiyoruz? Bir şey çıkmadı. Buradayız. Rakı mı, kanyak mı? Mahsun, kapatıyoruz. Şşt, sabit, şşt, kalk, kalk. Kapatıyoruz, tamam hadi. Sarı teknede uyuyalım. Ben kayıkhanedeyim. Soğuk orası, ayazın tam ortası. Reis posta koyuyor. Ne postası? Reis posta koymuyor mu? Reis sinirlenince okur. Yatmayın diyor teknemde. Reis öyle der, bakmayacaksın. Geçen gün ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Sarıya komşuları siktir. Git inşaatta oyun. Ulan ayağa. BMW nerede? Ne BMW'si? Ulan artistlik yapma, çıkarım ağzını. Ben bir şey yapmadım, ekmek çaldım. Sen çalmadıysan kim çaldı lan? Ben bir şey yapmadım. Konuş ulan. BMW nerede lan? Konuş lan. Oğlum konuşsana. Bak mahvedeceğim, Allah canımı atın seni ha. Ekmek çaldım, ben çaldım. Konuş lan. Ben kahvedeydim. BMW'yi ben çalmadım. Buyurun. Kusura bakma, rahatsız ettik. Önemli bir bakkal vardı. Mahsun'u tanırsın. Akşam dün kahvede miydi? Evet.
Sarı. Sarı. Şşt. Alo. Sarı. Sarı. Sarı kalk. Uyan, araba var. Bırak lan. Sarı kalk. Ne kalkacağım lan? Uyan, araba var. Beni bulaştırma. Sarhoş, üşüyeceksin. Üşümem, sitir. Ne hali varsa gör. Geber. Patron. Patron yolda çarptı. Araba mı? Hı. Sen mi çarptın? Evet. Yok, hayır. Patron. Patron çarptı. Bir saniye güzel kız, şöyle gözüne bakalım senin. Galiba senin röntgenin lazım olacak bize. Nerede çarpmış hayvanı? Senin patron. Ahmet efendi. Ahmet. Araba mı çaldın? Ha? İyi bok yedin. Soğuktu. Polis seni ve Sarı'yı sordu. Ne zaman? Yarım saati ya var ya yok. Sarı nerede? Bilmiyorum. Ulan beraber değil miydiniz?
Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal, helal, helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal, helal, helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal, 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 helal olsun. Benim lan. Zühtü. Sahildeyiz. Ateş yaktık. Sarı için. Seni çağırmaya geldim. Ye şunu. Onu gömdünüz mü? Ben gelmesem. Polis. Polis beni arıyor. Reis bugün dokunmazlar diyor. Sarı'nın öldüğünü söylemek için karakoldaydık. Mahsun dinle beni sersem. Ben gelmeyeceğim. Lan saçmalama. Gelmesem daha iyi olur. Sana polisle konuştuk diyoruz. Burası daha iyi. Şu it var ya şu. Sarı Kemal'i inşaatlara çok bıraktı bu. Rahmetlinin kafası iyi olunca onu yatacağı yere kadar götürürdü. Ne haber lan? Aç mısın oğlum ha? Sana ekmek alalım mı? Ha? Ama sadece süper sarhoş olduğu zamanlarda takılırdı sarılıp peşi de. Reis soğumasın. Doğru. Normal zamanda takılmazdı. Ulan it. Anlıyorsun değil mi? Konuş lan anlıyorum de. Konuş lan! Eve gidemediğimiz zamanlar anlıyor musun? Nereden çıkıyor acaba? Yani rol yapsan, sarhoşmuş gibi hayvan rol yaptığını anlar mı? Oo, anında çakar! Nasıl yani? Yürü lan nereden anlayacak? Nefesin kokuyorsa, bir de yalpalıyorsan köpek seni kafadan sarhoş zanneder. Hayvanların şeyleri var ya, şey işte söyle adını. Altıncıyız. Ya altıncıyız. Bir sabah Sarı kendini bir köpek kulübesinde bulmuştu. Bir Sivas Kangalı'nın yanında. Köpek ona hiç bir alt etmemişti ya. Hikaye. Köpekler dünyayı bizden farklı görürler. Hem altıncı hisleri var hem de siyah beyaz görüyorlar. Siyah beyaz mı? Şimdi siyah beyaz görmekle sarhoşları anlamanın ne ilgisi var? Oha. Şimdi adını unuttum. Bazı soğuk yerlerde köpeklerin boğazına içki fışısı asıyorlarmış. İçkiyi içince donmaktan kurtulasın diye. Köpek ne cehennemde olursan ol gelip seni buluyor. Seziyor haytalar. Beyler koalisyon. Atma köpek içiyi nasıl kaldırsın? Koalisyon beyler. Fıçı dediysek şu kadar. Aslında. Köpeğin boynuna fıçı asıyorlarmış da içki sor, fıçısı. Sor çıkma ekmek var mı? Sanki köpek gezici meyhaneye dolaşacak. Beyime bak. Ulan amma gerizekalı adam. Üç beyaz şarap bir de çıkma ekmek soruyorlar. Bakanlığının yayınladığı genelge uyarınca yurt sınırları dahilindeki tarihi mekanlarda Anadolu kültürünü temsil edecek müzik parçalarının çalınması öngörülüyor. Genelge Ayasofya'da ilahi mi yoksa Bizans müziği mi çalınacağı Mahsun? Tartışmaları alevlendirdi. Yine sanat icra etmeye başlamış. Radyomuza verdiği özel demeçte şunları söyledi. Bu gerek ülkemiz gerek... Thank you.
Bu dosya Mahsun itiyle uğraşmayı kestiğimiz zamanki dosya. Mahsun'un dosyası. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben dayak atmaktan sıkıldım. O yemekten sıkılmadı. Ben hapse tıkmaktan sıkıldım. O hapiste yatmaktan sıkılmadı. Gardiyanlar sıkıldı, savcılar sıkıldı, hakimler sıkıldı. Memleket sıkıldı. Bu ayta sıkılmadı. Memurlar sıkıldı, amirler sıkıldı, bekçiler sıkıldı, psikologlar... Psikologlar bile sıkıldı. İşte deli raporu, işte normaldir raporu. Evet, doktorlar sıkıldı, hastaneler sıkıldı, büro sıkılmadı. Çaldığı araba kimin arabasıymış biliyor musun? Büyük bir koçun. Araba İçişleri Bakanlığı müsteşarının. Marifetmiş gibi bir de getirip çaldığı yere park etmiş. Bana yeni bir şey söyle. Bu ite göz kulak olmanı istiyorum. Zor. Reis, ben Çince mi konuşuyorum? Olay gazetelere düştü. İnsanlar televizyonu açtıkları zaman polis uyuyor mu programını seyrediyorlar. İnsanlar bunu seyretmemeliler. Ona göz kulak olmanı istiyorum. Nüfusuma kayıtlı bir oğlum var. İkincisini istemiyorum. Mahsun senin adamın değil mi? Değil. Seninle balığa çıkıyor bu adam. Mahsun benim adamım değil. Ona para veriyor musun, vermiyor musun? Fındık fıstık parası. Kelime oyunu şey etmeyelim. Mahsun senin yanında. Yapamam. Reis, sen kulağını çek, o çalmayı bırakır. İyi de ben... Ona göz kulak olacaksın. Yapamam. Anlamıyorsun. Bize yardımcı olman senin de menfaatine. Ya şuraya bak. Ambulans, itfaiye arabası. Aklın alıyor mu? Herif itfaiye arabası çalmış. Pislik bu. Günün birinde kalkar, senin tekniğe eroin sokar. Anlamadım. Arama yapacağımız tutar o gün. Bu defa sen okkanın altına gidersin. Bize yardım etmeni istiyorum. Mahsun. Mahsun. Poğaça. Şimdi beni dinle. Kahveye borcun çok mu? Ne kadar? 500 bin. Kaç aydır? Kaç aydır para vermiyorsun? 2. Şey var.
Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethine girişmeden önce şu anda önünde bulunduğum Rumeli Hisarı Kalesi'ni yaptırmış. Bu konuda birçoğumuzun bilmediği şey ise şu. Fatih Rumeli Hisarı'nı inşa ettirdikten sonra kalenin içini İran'dan getirdiği tavus kuşları ile doldurtmuş. Çünkü o dönemin Osmanlısı için tavus kuşu bereketi, bolluğu, çoğalmayı, kötülüklere karşı iyiliği simgeliyormuş. Fakat Fatih Sultan Mehmet'in ölümünü izleyen dönemde bilinmeyen bir nedenden ötürü Rumeli Hisarı'ndaki tavus kuşları yavaş yavaş ortadan silinmiş. Öyle ki Fatih'in torunu Yavuz Sultan Selim zamanında yazılan kaynaklar bize tavus kuşlarının adını dahi anmıyor. Ancak Rumeli Hisarı Fatih'in ölümünden yüzyıllar sonra günümüzde tavus kuşlarını yeniden konuk etmeye hazırlanıyor. İran Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e hediye ettiği 50 tavus kuşu bu haftadan itibaren Rumeli Hisarı'nın tarihsel dokusuna ayrı bir zenginlik katacak. Tavus kuşları şimdi Rumeli Hisarı Müzesi'nde sizin ziyaretinizi bekliyor. Biz burayı ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Burada hem tarihin hem de Boğaz'ın eşsiz güzelliğinin keyfini sürebilme şansına sahip olacaksınız. Nasıl? Tarihten itibaren baştan alıyoruz. Biraz olur, yalnız tarihin yerine tarihsel dedim, olur mu? Hayır, tempo dışında her şey tamam. Bir de saçlarım ıslandı. Sıktır et saçı. Işık gidiyor, çekim yapamayacağız. Gerisini kale içinde alalım. Ayakları da sen al, tamam mı? Hadi hadi brother, yok bir şey. Tamam, modern hayat bizi birbirimize daha çok benzetiyor, o kısmı mı? Evet. Tamam. Hadi tamam. Çocuklar, ışık gitmesin. This producer really fucks me over. I don't really know what to do. I'll fix him, darling, don't worry. Hemşehrim nereye? İçeri. Yasak. Ne yasak? Yasak. Hayvanlara bakacağım. Bilet alman lazım. Kaleyi biliyorum, sadece kuşlara bakacağım. Bilet almadan kaleye girmek yasak. Ne yasak? Eskiden giriyorduk. Yasak artık. Eskiden yasak değildi. Eski çamlar bardak oldu. Ev sahipliği yapmaya hazırlanan tavus kuşları, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İran'ı ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı tarafından kendisine hediye edildi. Beyler, temizlik yapacağız. Kapatıyoruz. Yok. Hadi. Açma şimdi, sarı gösterecek. Hadi. Sabaha kadar şimdi bekliyorsun. Hadi, yok, bitti. Yay durumları. Hadi. Evde seyredersiniz. Hadi iyi akşamlar. Hadi yok. Kapatıyoruz. Yok. Hadi. Çıktım senden ya. Evde. Hadi. İyi akşamlar. Yarın görüşürüz. Sizin ne vardı? Dört çay. Buyurun üstün. Ne dikiliyorsun? Para mı ödeyeceksin? Haftaya. Hangi haftaya? Gelecek hafta. Kaç çay içtin? 5. Yok 6. Aylardır böyle. Reis hesabı kapatacak. Cezası seni. Reis hesabı kapatacakmış. Kağıtta 600 çay yazıyor. Reis senin 600 çayını mı ödeyecek? Reis sana söylememi istedi. Git. Yarın er geç öbür gün borcunu öde. Yoksa içeri adım atamazsın. Sivri zar gibi dolaşırsın dışarıda. Bir değil, iki değil be. Hangi müessese kuyruğuna 600 çay takar? Söyleyin, haksız mıyım? Hangi kahve bunu yapar? Thank you.
İyi akşamlar. Bir sosisli bir de sigara. Arasına hardal ve sos olsun. Hardal bitti. Maç bitti mi? Bitti. Kaç kaç? 2-1. Yapma ya. Hop hop nereye hop? Bak bak bak. Bu odada sigara içmiyoruz. Bundan günde 3 defa içecekmişsin. Bir sabah, bir öğle, bir de akşam. Bak anlayasın diye 3 tane çizgi çekiyorum. 3 defa, fazla takılma kafa yapar. Avarel var ya bebekten. Görsen tanırsın, hep cüce bir çocukla gezer. İnce bıyıklı, kocaman bir bodu var. Kekeme. Pepe, evet. Ne olmuş avarele? Şundan içmiş, kendini boş bir defter zannetmiş. Kafa defter, vücut insan. Çizgili mi, çizgisiz mi? Ver şunu bir bakayım. Öste, köpek balığı. Ulan hapla işim olmaz, ver bakıp vereceğim işte. Mahsun'a sor. Mahsun verme. Mahsun. Kaptırma hapçı. Veriyor musun? Aferin, aferin Mahsun. Aslanım Mahsun. Vermeyecek tabii. Şu Mahsun'un 600 çayı iç. Beni bilirsin, erken parlar test sönerim. Geçenlerde onu kovdum. O gece polisten sebepsiz dayak yemiş. Çok kaşınır ama ya. Şu adama bir ovalık yap. Ne bileyim, camları silsin, yerleri süpürsün. Geceleri de içeride bir köşeye kıvrılır. Yap bir babalık. Gelsin kahve kapanıncaya kadar içeride otursun. Çayını da ödemesin. Ama yanımda çalıştırma muhatayı. Yapma be Zeki. Bir tas çorba içsin, dam altında uyusun. Ya biri benim yanımda çalışacaksa, güvendiğim biri bana kefil olur. Şimdi sen Mahsun'a kefil olabilir misin? Mantık var, akıl var. Kefil olacak adam var, olunmayacak adam var. Vay Allah, üstüne geldim tamam, ya. Tamam, gelmedi.
Ya bırak ya, kalsın bırak. Bırak bak ne diyor. Bez var mı? Bu hayvanı içeri attıralım. Nisan'a kadar hapiste yatsın, yesin, içsin. Hiçbir hapishane onu almıyor. Hadi buyur. Geçen defa yattığı hapishaneyi soymuş. Hasiktir, inanmıyorum. Doğru. Bu adam Alman ben. İnsan kaldı hapishaneyi nasıl soyar? Mahkum nakil aracını mı çaldı? Ne yaptı bu? Daha da kötü. Malik! Gel, geliyorum. Malik, neredesin oğlum? Pamuk arıyordum. Şuradaydı. Bak Mahsun, burada yatacak. Merhaba abi. Yardım et de yerleşsin. Geç. Ben odadayım. Çalışmıyor. Zeki tesisatçı getirecek. Kapmışım mevzuyu. Kolonyayı alıyorum. Şimdi de bir başka mehter marşını sunuyoruz. And now another march from the Ottoman military band. Estergon.
ilk son uzaklaştırıyor. Milli takımımızın üst uçta atakları İsveç karşısında gol arıyoruz. Şimdi o omuz pasını verdi Osman'a. Osman sağ kanadında güzel hareketler. Osman rakibinden sıyrıldı. Osman ceza sahasında ortasını yaptı. Oğuz gol pozisyonunda. Tekrar Osman bir ortada. Ceza sahasında Oğuz rakibinden sıyrılıyor. Oğuz gol pozisyonunda. Oğuz vuruşunu yapıyor ve kapağına gidiyor. Gol! Avrupa, Avrupa, duy sesimizi, işte bu Türklerin ayak sesleri. Çamaşır mı yıkarım lan bu saatte? Kolonya yok mu evladım? Yok. Niye almıyorsunuz efendim? Yarın alacağız hanım. Para almasını biliyorsunuz. Kolonya niye almıyorsunuz? Olmaz yani. Sağ ol. Allah Allah. İstemez. Bayan. Bu sizin. Benim? Sizin. Dün tuvalette unutmuşsunuz. Ben düşündüm ki... Sen artık hep burada mısın? Burada. Buralarda. Kahvede çalışıyorsun yani. Tuvalete bakıyorum. Yatacak yer verdiler mi? Evet. Üst katta. Evet. Artık kayıklarda yatmıyorsun yani. Sen başa geçince yemeyecek misin sanki? Yiyeceğim ama öyle trilyonlarca değil. O zaman kabul ediyorsun. Hayır etmiyor. Yemenin de bir haddi vardır. Yemenin sonu yoktur işte. Koltuk adamı çok bozar. Çok biliyorsun sen koltuk adamı arkadaşlar, bozar. Sanki koltuktaydın bugüne kadar değil mi? Car 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 car. Söyle. Sen gazel oku saçma sapan konuşuyorsun be. Konuş lan biz laflıyoruz. Ben düşündüm de içki alsak. Bizim sarıya sarının mezarına gitsek.
Hep beraber, arkadaşlar olarak. İçki aldım. Hep birlikte. Rakı, çerez, şarap falan. Hava soğuk ama gidersek iyi olur. Fena olmaz diye düşündüm. Kolonya? Peki tamam. Ama dur. Ben aslında sizden... Ne? Bir şey istesem. Tuvaletin kapısına erkek kadın yazmak. Belli olsun diye. Kalem bul yazayım. Kalem? Baksana. Pamuk bulunur mu? Pamuk? Az bir şey olsa da olur. Sorayım. Kalem, pamuk. Git, git, geliyorum. Pamuk var mı? Yok lan, pamukmuş. Lazım, aşağıdan sordum. Yok pamuk oğlum, git tekiye sor. Pamuk var mı? Pamuk. Sen artık Temel'le burada mısın? Buradayım. Çay ocağına da bakıyor musun? Burasıyla ilgileniyorum. Yatacak yer verdiler mi sana? Evet. Yatacak yer verdilerse iyi. İşte. Bazen gıpta ediyorum. Benim halim senden kötü. Nasıl yani? Bir odan var ya. Senin yatacak yerin yok mu? Hem var hem yok. Arkadaşlarda kalıyorum. Ben de. Ama arkadaşlar iyidir. Bazen diyorum benim de böyle bir yerim olsa. Arada şey etsem. Arkadaşlar her zaman evde olmuyor. İstersen arada bir bizim oraya gel. Arkadaşları bulamadığın zamanlar. Yukarıya? Olur mu öyle şey? Niye olmasın? İmkansız. Çekinme. Yağmur olur, kar olur. Otobüs bulamazsın. İmkansız. Nasılsa yatak çok. Ama benim arkadaşlarım da olur. Ha bak, arkadaşları bilemem. Ama sen arada bir... Yani her gece değil. Ama işte bilirsin ya... Arada sırada olursa Zeki kahvede oturmana izin verir. O da bu. Bu da anahtar. İstediğin zaman gelebilirsin. Arkadaşlarını getirebilirsin. Ama getirmezsen iyi olur. Tamam. Getirirsen Zeki görmezsin. Tayfan değil, dostun değil, akraban değil. Ne diye arka çıkıyorsun bu adama? Anlayamadığın nokta bu. Kaç şeker? Şekersiz içiyorum. Babam taksiciydi.
Bir gece saat 3 ya da 4'te bir sokaktan geçmek zorunda kalmış. 20 sene önce. Dar bir sokakmış. Karanlık, ancak bir tek aracın geçebileceği dar bir sokak. Sokağın ortasında bir masa varmış. Masanın başında da bir adam. Ne yapıyormuş biliyor musun? Çorba içiyormuş. İşkembe ya da kelle paça, sarımsaklar, sirkeler, biberler. Meğer babam bir sirke düşmüş de haberi yok. Tam bir masa. Her neyse, babam taksiden inmiş. Adama ne yapıyorsun demiş. Adam hiç cevap vermemiş. Çekmiş tabancayı. Bang! Bang! O yüzden ne zaman dar bir yola girsem, o yolda bir masa, masada da çorba içen birini görsem geri vitesini alıyorum. Neredesin oğlum? Merhaba Mahsun, nasılsın? Merhaba. İş nasıl? İyi reis, sen nasılsın? Nasıl keyifler? İyi, iyi, hep aynı. Teknede çıkma gömlek var, gel de al. Birazdan. Birazdan bizi bulamazsın, haberin olsun. Şurayı süpüreyim, gelirim. İlaç filan alırsın. Yok, ben iyiyim. Selim, al, lazım. Sen yanlış anladın. Para için yapmadım. Hastalık bu, al şunu. Yok, almayacağım. Anahtar ve para burada. Ancak seni alabildim. Seni diğerlerinden ayırdığım için özür dilerim. Hepinizi birden götürmek isterdim. Ama izin vermiyorlar. Artık hiçbir şeye izin vermiyorlar.
Mahsun! Mahsun! Mahsun beni Taksim'e götür, ne olur gitmem lazım. Mahsun beni Taksim'e götür, ne olur gitmem lazım. Bırak götür beni diyorum Mahsun. Beni Taksim'e götür Mahsun, sen götür beni ne olursun Mahsun. O arkadaşların götürsün seni Taksim'e. Onlara git. Hayır, sen götür lütfen, bırak. Bırakma sen götür, ne olur anlamıyorsa gitmem lazım Mahsun. Gitmem lazım. Param yok. Paralarını. Siktir git. Ben gitmem lazım. Kandırdın beni. Beni kandırdın orospu. Kandırdın beni defol. Gelmedim. Mahsun çabuk, Mahsun çabuk. Çabuk Mahsun. Çabuk Mahsun çabuk. Sen beni otomobilde bekle. Hadi uyan, kalk. İki Laz yılanın fıkrasını duydun mu? Yok, duymadım. İki Laz yılan yolda gidiyorlarmış. Biri diğerine dönmüş, ula temel demiş. Ha biz zehirli miydik da? Öteki yılan evet diye cevap vermiş. Niye sorar?
Zeki, az önce dilimi ısırdım ben. Tekneyi nasıl çaldın? Çalmadım. Çalmadım. O zaman izin aldın sahibi her kimse. Sahibi kimmiş onun? Yanında çalıştırıyormuş bunu canım. Nasıl çarptın? Bilmiyorum. Öylece gidiyorduk. Bir sarsıntı oldu. Sonra bir tekne geldi bizi aldı. Kız nasıl? Oğlum kız iyi. Sahi mi? Ameliyatta. İsmi ne kızın? Bilmiyorum. Tanımıyor muydun? Tanıyordum. Ulan boş dur lan! Ulan yaktın ulan! Yaktın ulan beni! Yaktın ulan! Ulan ben de seni gebertmezdim!
parçalamaz mıyım lan ben seni? Kırmaz mıyım derisinin? Kolay gelsin. Merhaba. Niye kahveye sızmıyorsunuz? Zeki. Zeki bizi kovdu. Yeni ha? Bir hafta oldu mu? 5 gün. 5 gün olmuş. Deli zaman. Dün gece nerede yattınız? Ha? İnşaatta. Sen? Ben de inşaattaydım. Yukarıdakinde. Biz caminin yanındakindeydik. Param varsa kanyak al. Olsa dükkan senin. Merhaba. Çıkma ekmek var mı? Sağ ol. Ulan Gavaz! Ulan Kitap! Sen ne yaptın lan? Ulan sen bizi yakacaksın mı lan? Sen beni bekleyin mi boyunca? Gel buraya kaçma! Kaçma lan! Gel buraya Kitap! Allah! Köpek parası be! Sen bizi bekleyin mi boyunca lan? Ah! İç! Ah!
İstanbul Rumeli Hisarı'na bu yıl Cumhurbaşkanı Demirel tarafından hediye edilen tavus kuşlarından birini boğazlayıp yemeye kalkışan Mahsun Süpertitiz, kale bekçilerince yakalandı. Süpertitiz emniyette verdiği ifadede, işsizim, cebimde 5 kuruşum kalmadı. Çok açtım, tavus kuşlarını görünce dayanamadım. Yakalanmasaydım pişirip yiyecektim dedi. Mahsun Süpertitiz'in daha önce de birçok otomobil çalma olayının faili olarak arandığı, ancak her defasında yakasını polisin elinden kurtardığı bildirildi. Mahsun Süpertitiz'in son marifetlerinden biri de bir teknenin gasp edilmesi ve batırılması. Ayrıntılarını ve gerisini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Reklam arasından sonra yine sizinle olacağız.